İyi, gözün aydın, gebesin. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah Teşekkür tamamını ediyorum. erdirsin. İlaçlarına aynen devam et. Tamam ediyorum. 10 gün sonra meleğimin resmini bekliyorum. Ultrason resmini, tamam mı? Tüp bebek özellikle bize çocuk istemi için başvuran çiftleri değerlendirdiğimiz zaman, eğer kadının tüpleri rahim filminde kapalıysa, eğer erkeğin sperm analizinde sperm sayısı çok azalmışsa ya da hiç gözükmüyorsa, ya da yumurta sayısı ciddi anlamda azalmış ya da kadının yaşı ileri ise, biz o zaman tüp bebek yöntemini tercih ediyoruz. Tüp bebek yöntemi çocuk istemi için bize başvuran çiftlere uygulanan tedavi yöntemi ve gebelik oranı en yüksek yöntemdir. Aynı zamanda bize polikistik over olup ya da çikolata kistiyle olup ya da herhangi bir sebep bulamadığımız çiftlerde diğer tedavi yöntemleriyle de başarı elde edemezsek, yine en son uygulama olarak da başarı şansı en yüksek olduğu için tüp bebek uygulaması tercih ediyoruz. Tüp bebekte başarı oranı %40 ila 70 oranında embriyonun kalitesine göre değişir. Has çiftlerimize bize başvurdukları zaman kadının adetin ikinci günü değerlendirilir. Yumurtaları büyütülür, belli bir olgunluktan sonra toplanır. Eşinin spermi ile birlikte embriyo oluşturulur. İşte biz bu embriyonun kalitesini özellikle transfer anında yapay zeka yöntemi de kullanaraktan en kaliteli yumurta embriyo seçilir. En kaliteli embriyo transfer edilmeden önce hastalarımıza kişisel olarak da aynı zamanda oran veriyoruz. Şimdi tüp bebek %40 ila 70 oranında gebelik oranı olan bir yöntem. Tabii ki bu faktörler arasında, başarı etkilen faktörler arasında mutlaka kadının yaşı çok önemli bir faktör. Yumurtanın kalitesi çok önemli bir faktör. Erkeğin sperm kalitesi çok önemli bir faktör. Tabii bu faktörler belirlerken de beslenme tarzı, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve kendisini çiftlerin hem psikolojik hem de diğer şekilde hazırlamaları gerekir. O hazırlıklardan sonrasında biz tedaviye başladığımız zaman, bu tedaviyi de kişiselleştirdiğimiz zaman, ki her çiftin çocuk istem ve çocuk problemi farklı olabiliyor, bu problemleri çözdüğümüz zaman da başarı oranı en yüksek olur.